Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık. Bugün sizlere Temmuz ayında okuduklarım videosu çekiyorum. Geç olsun güç olmasın, Ağustos ayının sonu gelmeden Temmuz ayındaki okuduklarımı yetiştirebildim diye düşünüyorum. Temmuz ayında toplam 5 tane kitap okudum. Öyle dolu dolu çok kalın kitaplar okumadım ama içeriği çok dolu dolu olan ve içeriği güzel olan kitaplar okudum. Gerçekten hepsi birbirinden güzeldi. Hemen ilk kitabımla başlayayım. İlk kitap Kızların Suskunluğu, İtaki yayınlarından. Bunu okuyarak başladım. Şöyle ki harikaydı. Ben bu kitabı tatildeyken okudum. Mitolojik bir roman arkadaşlar. Kurgu kendisi gerçekliğe birazcık yakın olsa da yazar bayağı bir kısmını da değiştirmiş. Zaten gerçeklik çok bilinen bir şey değil mitolojide. Hani hep olasılıklar konuşuyor. Şöyle oldu, böyle oldu, bu oldu, şu oldu ama hangisi gerçekten tam olarak oldu o hikayelerde bilinmezler. Bu kitapta kurgu o hikayelerden biri aslında. Troya Savaşı zamanından bahsediyor arkadaşlar. O savaşta aslında kadınların da çok ciddi rol oynadığını, kadınların suskunluğunu, yani kızların suskunluğunu, kitabın ismi de oradan geliyor. Kızların aslında geri planda olduğunu, suskun olduklarını ama aslında çok ciddi faydaların olduğunu gösteriyor. Sadece o efsanelerde erkeklerden değil, kadınlardan da bahsedilmesi gerektiğini dikkat çekiyor ve bir kadının bakış açısından aslında savaş zamanında neler olduğunu, neler olabileceğini görüyoruz. Mükemmel bir hikayeydi. Gerçekten bayıldım. Yani çok çok severek okudum. İçinde çok güzel öğütler vardı. Altını deli gibi çizdim. Kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan biri. Bayıldım ya. Harikaydı. Çok çok güzeldi. Bu ay okuduğum diğer kitapsa Uçabileceğini Hayal Eden Tavuktu. Kendisi bir modern klasik. Genç Tümaş yayınlarından çıkmış. İsmi gerçekten çok ilginç bir kitap. Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk falan oluyor insan. Filiz adındaki bir tavuğun hikayesini anlatıyor. Bu tavuk artık kümeste yaşamak istemiyor arkadaşlar. Kitabı şöyle tutayım görmek isteyenler için. Bu tavuk artık kümeste yaşamak istemiyor. Sahibinin istediği zaman yumurtlamak istemiyor. Kendisi istediği zaman yumurtlamak ve o yumurtada kuluçkaya yatıp bir yavrusunun olmasını istiyor. Artık çiftçinin istediği zaman istediğini yapmaktan sıkılmış ve özgürlüğe kavuşmak istiyor. Çok güzel bir kitaptı. Gerçekten özgürlüğe kavuşmak isteyen, özgürlüğe kavuşmaya çalışırken başından nelerin nelerin geçtiğini anlatıyor. Sevgiden çok güzel bahsediyor. Aynı türden olmasak bile atalarımız, geldiğimiz yer farklı olsa bile hepimizin birer canlı olduğunu ve sevgi hak ettiğimiz, önemli olan birbirimize olan sevgimizin olduğunu gösteren çok güzel bir kitaptı. Çünkü bu tavuk Filiz. Şimdi bana Filiz kim demeyin. Filiz şöyle bir tavuk olarak hep yavrusunun olmasını istiyor ve bir yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatıyor. Aslında o yumurta bir ördek yavrusunun yumurtasıymış ve çocuğu da bir ördek oluyor. Tavuğun yavrusu ördek olmaz diye diğer hayvanlar üstüne geliyor. Aynı zamanda yavrusunu savunmaya çalışırken, sahiplenirken başından onlarca olay geçiyor. Bazen yavrusu da büyüdüğünde ona dönüp sen tavuksun, sen benim annem olamazsın falan moduna giriyor. Yani gerçek hayatta da insanlar arasında da ırk farkı, tür farkı gibi konular çok fazla öne çıkıyor ve bu kitap gerçekten bunun aslında bir önemi olmadığını, en önemli şeyin bir sevgi olduğunu gösteriyor. Harika bir kitaptı. İnce ama çok güzel öğütlerle dolu bir kitaptı. Fable dediğimiz türdü. Çünkü bir tavuğun bakış açısından anlatılıyor. Aynı zamanda birazcık hayvan çiftliğine benziyor ama mükemmel. Mükemmel bir kitap. Kesinlikle okumanız gerekiyor. Bayıldım. Zaten fiyatı galiba 8 TL mi 9 TL mi ne? İndirimden de belki daha ucuza bulabilirsiniz. Diğer kitaplara bu ay bir şiir kitabı okudum. Dünya Hatırası Mustafa Köneçoğlu'nun. Mükemmeldi. Yani ben evde okunmamış şiir kitabı arıyordum. Böyle okuyup hemen bitirebileceğim bir şiir kitabı. Çünkü uzun süredir şiir kitabı okumamıştım ve böyle çok kalın şiir kitaplarım var. Onların dışında böyle ince bir şiir kitabı arıyordum. Sonra Mustafa Köneçoğlu'nun bu kitabını okumadığımı fark ettim. Dünya Hatırası. Hemen gittim okumaya başladım ve şok oldum. Ya, kitabını gerçekten çok çok beğendim. Farklı bir şiir kitabıydı ama gerçekten duygu olarak da anlam olarak da kendime çok yakın hissettim. Gerçekten bayıldım. Eğer şiir kitabı okumak istiyorsanız, bir öneri istiyorsanız Dünya Hatırası kesinlikle bunlardan biri, tavsiye ediyorum.
Okuduğum diğer kitap ise bir felsefe kitabıydı. Oruç Aroba'dan Benlik kitabı. Oruç Aroba çok yakın zamanda vefat etti biliyorsunuz. Rahmet eylesin. Gerçekten çok çok sevdiğim bir yazardı kendisi. Şiirlerini ayrı seviyordum, yazdıklarını ayrı seviyordum. Felsefe alanında da çok güzel eserler bırakmış birisi. Çoğu kitabını okudum. Okumadığım iki kitabı kalmıştı sadece. Hazır bu kadar özlemişken yazarı da Benlik kitabı okumadığım kitaplar arasındaydı. Hemen okuyayım dedim. Ben kavramını, yani kendinizi sevmenin, kendinize açık olmanın, aynaya baktığınızda ben dediğiniz kişiyi gerçekten tanıyıp tanıyamadığınızı anlatan ve bunun felsefesine inen, detaylara giren ve her şeyden bahseden mükemmel bir kitap. Kesinlikle bayıldım. Okurken çok çok eğlendim. Altını deli gibi çizdiğim satırlar oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Felsefe diye kesinlikle ön yargılı yaklaşmayın. Ben her zaman diyorum. Her fırsat bulduğumda söylüyorum. Lütfen Oruç Aroba okuyun. Oruç Aroba okumadan ölmeyin. Size en büyük bir tavsiyem. Yaş grubunuzun bir önemi yok. Lütfen okuyun. Benim diğer kitaba Bir Yeni Evlilik isteğiniz Var. Harika bir kitaptı. Çok çok eğlenceli bir kitaptı. Şöyle düşünün, kızın biri var ve kafayı evlilikle bozmuş. Sadece tek bir şey evlenmek, 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 evlenmek. Hayattaki en büyük amacı bu ve bu olsun diye bekliyor. Sevgilisiyle de tam evlenecek. Evlenemiyor. Bir şeyler oluyor. Sevgilisi istemiyor. Ayrılıyorlar, küsüyorlar. Ondan sonra bu diyor ki ben bir fake hesap açayım. Bu fake hesaptan onu işleteyim işte, kıskandırayım, bir şeyler yapayım falan diyor. Sonra bu kız fake hesap açıyor ve bütün işler birbirine giriyor. Aslında çok güncel, tam günümüz hikayesi. Ben böyle güncel günümüz hikayelerini gerçekten çok çok seviyorum. Çünkü yani hayatın içinden olduğu gibi hikayeler anlatılması çok zevkli. Ve bu kitap öyle bir yere dönüşüyor, sonu öyle bir yerde bitiyor ki gerçekten hiç tahmin edemeyeceğiniz düzeyde ilerliyor. İnce bir kitap olmasına rağmen çok fazla olay yaşanıyor. Ana karakterimizin hayat hikayesini çok güzel bir şekilde okuyoruz. Bayıldım. Erhan Tatlıdil'in anlatım dili de çok güzeldi. Ceres Yayınları'ndan çıkmış bu arada. Kitabın ismi çok ilgimi çekti. Kapağına bayıldım. Arka kapağı da güzeldi. Bu yüzden hemen okumaya başladım. 5 üzerinden 5 puan verdim. Bu ay okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Çok eğlenceli. Mizah içeren, içinde esprilerin olduğu, böyle tam kafa dağıtmalık, severek okuyacağınız bir roman. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Artı 14 olur yani. Artı 16, artı 14 okuyabilirsiniz. Yaş grubu artı 18 değil. Şöyle size bu ay okuduğum toplam 5 kitabı tekrardan şöyle göstereyim. Belki ekran fotoğrafını almak isteyenler için şöyle göstereyim. Ya da çok fazla kitap okuyamadım. Sadece 5 tane kitap okudum ama dediğim gibi içeriği gerçekten birbirinden güzel olan ve bana çok fazla şey katan kitaplar okudum. Kızların Suskunluğu da, Erhan Tatlıdil'in Bir Yeni Evlilik isteğiniz Var, Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk, Benlik, Dünya Hatırası. Ya 5'i de gerçekten birbirinden güzel, kendi alanlarında, kendi yazım dillerinde çok iyi olan kitaplardı. Hepsini okumanızı tavsiye ederim. Şu altına çizdiğim satırlara bakar mısınız? Bayılıyorum böyle olunca. Deli gibi altını çizdim. Çok güzel öğütler, çok güzel sözler vardı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ben severek okudum hepsini. Ve Temmuz ayında okuduklarıma da veda ediyoruz. Ağustos ayında okuduklarım videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı da beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Çok üzülürüm.